Herkese merhaba. Bugünkü videomda iki reel sayının karşılaştırmasını yapacağız. Sayılarımızdan biri 100 üzeri 100, diğeri ise 101 üzeri 99. Evet, bu iki reel sayıdan hangisinin daha büyük olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunun için de iki farklı yöntem kullanacağım. Ee, öncelikle soruyu kendiniz çözmeye çalışırsanız iyi olur. Dolayısıyla videoyu burada durdurup önce kendiniz bir Düşünün nasıl yapabileceğinizi üzerinde biraz çalışın. Dolayısıyla ben videoyu duydunuz varsayarak sorunun şimdi çözümüne geçiyorum. Öncelikle birinci yöntemde öğler sayısının tanımını kullanacağız. Şimdi nedir bu? Öncelikle iki sayının karşılaştırmasını yaparken birbirini oranlarsak bu oran eğer birden küçük çıkıyorsa veya birden büyük çıkıyorsa bu bizim için önemli bir karşılaştırma kriteri oluyor. Yani örneğin 100, 101 üzeri 99'u 100 üzeri 100'e oranladığım zaman eğer bu oran birden küçük olduğunu gösterebilirsem bu ne demek oluyor? Demek ki yukarısı yani pay, paydadan ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. Veya büyük olduğunu gösterirsem bu durumda da yukarısı daha büyük demek oluyor. Şimdi bunları oranladım. Oranladıktan sonra ne yapıyorum? Her iki tarafı bakın 101 ile çarpıyorum. 101 ile çarptığım zaman yukarısı 101'in 99. kuvvetiyle 101'in çarpımı 101'in 100. kuvveti. Şuradaki aşağıdaki 101'i de ön tarafa 1 bölü 101 şeklinde yazıyorum. Dolayısıyla aşağıda da 100 üzeri 100 var. Yani yukarıda 101 üzeri 100 aşağıda 100 üzeri 100 var. Ve bu oranı aynı zamanda 1 bölü 101 ile çarpıyorum. Yani bu ne oluyor o zaman? 1 bölü 101 çarpı. Bakın şu 101'in 100. kuvveti. Bu da 100'ün 100. kuvveti. Dolayısıyla üstler aynı olduğu için 101'in 100'e bölümü 1,01 olur. Onu da 1 artı 1 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Ve bunların 100. kuvveti. Bakın bu yapı yani 1 artı 1 bölü 100'ün 100. kuvveti neye benziyor? Öğler sayısının tanımına benziyor. Öğler sayısının tanımı neydi? Limit en sonsuza giderken 1 artı 1 bölü n'in n'inci kuvveti. Evet bu limit işleminin sonucu en sonsuza giderken e sayısına yakınsıyordu. Yani bu durumda e sayısı da yaklaşık olarak 2,72 yani 3'ten küçük bir sayı. Ama en sonsuza giderken bu e sayısına yakınsıyor şu limit işlemi. Dolayısıyla burada bakın 1 artı 1 bölü 100'ün yüzün, 100. kuvveti var. Yani 1 artı 1 bölü 100'ün 100. kuvveti bu durumda ne olması gerekiyor? Her halükarda 3'ten küçük olması gerekiyor. Daha doğrusu E sayısından küçük olması gerekiyor. O da zaten 3'ten küçük olduğu için demek ki şurası her zaman 3'ten küçük olması gerekiyor. Bu durumda şunu yazabilirim. Bu oran 1 bölü 101 çarpı 1 artı 1 bölü 100'ün 100. kuvvetiydi. Dolayısıyla şu her zaman 3'ten daha küçük olduğu için dolayısıyla şu çarpma işleminin sonucu 3 bölü 101'den küçük olacaktır. 3 bölü 101 de 1'den küçük olduğu için bu ne demek oluyor? Demek ki şu oran 1'den küçük. Bu durumda 100, 101 üzeri 99, 100 üzeri 100'den küçük olmak durumunda kalıyor. Evet, Öğler sayısının tanımını kullanarak bu karşılaştırmayı yaptık. Şimdi bir de ikinci bir yöntem olarak da binom teorimini kullanalım. Evet, Şimdi 101'in 99. kuvveti yerine ne yazabiliriz? 100 artı 1'in 99. kuvveti. Şimdi 100 artı 1'in 99. kuvvetinin de binom açılımını yaptığımız zaman 99'un sıfırlı kombinasyonu çarpı 100 üzeri 99 artı 99'un birli kombinasyonu çarpı 100 üzeri 98 artı 99'un ikili kombinasyonu çarpı 100 üzeri 97 ve bu şekilde devam ediyor. Son terimimiz 99'un 99'lu kombinasyonu çarpı 10 üzeri 100 oluyor. Şimdi bakın şu ilk terime bir odaklanalım. Şimdi bu ilk terim 99'un sıfırlı kombinasyonu 1'e eşittir. Dolayısıyla bu işlemin sonucu aslında 100 üzeri 99. Dolayısıyla şunun yerine daha doğrusu bunun yerine 100 üzeri 99 daha doğrusu bu terim ilk terim her zaman 100 üzeri 99'dan küçük eşittir. Şimdi ikinci terime odaklanalım. İkinci terim 99 çarpı şu 99'un birlik kombinasyonu 99'a eşittir. Dolayısıyla 99 çarpı 100 üzeri 98. 99 çarpı 100 üzeri 98 de 99 yüzden küçük olduğu için bu çarpım işlemi de yani bu kombinasyonla 100'ün 98. kuvvetin çarpımı yani bu binom açılımının ikinci terimi de 100 üzeri 99'dan küçüktür. Bu şekilde devam edecek olursak eğer bakın 3. terimde burada da ne vardır? 99'un ikili kombinasyonu. Yani 99 çarpı 98 bölü 2 çarpı 1. 99 ve 98 yüzden küçük. Dolayısıyla onu da bir de ikiye bölüyoruz. Dolayısıyla burada 100 üzeri 97 ile çarpsak bile şuradaki kombinasyondan gelen işlem şey olduğu için 100'ün karesinden küçük olduğu için dolayısıyla şu üçüncü terimde ne olacaktır? 100 üzeri 99'dan küçük olacaktır. Bu şekilde devam edersek her teriminin 100 üzeri 99'dan küçük olduğunu görüyoruz. Peki burada bu binom açılımında kaç tane terim var? 100 tane terim var. Dolayısıyla ne oldu şimdi? Sol taraf 101 üzeri 99 şurası. Şurada binom açılımı buradan geliyor. Dolayısıyla şuradaki ifadelerin yerine şu her bir terimin toplamı yerine ben 100 çarpı 100 üzeri 99 yazarsam daha büyük bir değer elde etmiş olurum. Çünkü her bir terim 100 üzeri 99'dan küçük. 100 tane terim var. Dolayısıyla 100 çarpı 100 üzeri 99 yazarsam daha büyük bir değer elde etmiş olurum. Yani 101'in 99. kuvveti demek ki 100 çarpı 100 üzeri 99'dan küçük. E burası da ne eşit? Sağ taraf 100'e 100. Demek ki 101'in 99. kuvveti 100 100'den küçükmüş. Evet iki farklı yöntemle bir öğler sayısının tanımını kullandık. İkinci yöntemle binom teoreminden bahsettik. Ve o şekilde ikinci bir ispat yöntemini de o şekilde geliştirmiş olduk. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala iyi olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.